Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnete göre dünya hayatının anlamı hakkında sohbet edeceğiz inşallah. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amele ve huvel azizul gafur. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk suresinde geçen bu ayet-i kerimede Rabbimiz hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için yarattığını bildirerek hayatın, ölümün gayesini bize bildirmiştir ve imtihan edildiğimizi bize haber veriyor. Allah-u Teala hayatı ve ölümü belirli bir amaçla yaratmış, insanlara doğruyu ve yanlışı öğreten hak kitaplar indirerek bu amacı onlara bildirmiştir. Son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirerek kıyamete kadar geçerli olan kitap da bu mesajları, doğruyu ve yanlışı öğreten hak olan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz oranda bu hak yolda yürüyeceğiz demektir. Bu amacın özü insanın her şeyden önce kendisini yaratan Rabbini gereği gibi tanıyıp takdir edebilmesi, onun emirlerini ve koymuş olduğu yasakları titizlikle koruması, dünya hayatının geçici ve sahte bir süsten ibaret olduğunu fark edebilmesi, hayatını ahireti hedef olarak düzenlemesidir. İşte hayatımızı ahireti hedef alarak düzenlememiz bilinciyle bu dünya hayatını inşallah anlayacağız, yaşayacağız. Rabbim hepimize sonu cennete ulaşan bir ömür nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim, dünya nedir? Dünya tanımından başlayalım ve Kur'an-ı Kerim'de ve Resul Efendimiz'in bazı hadislerinde dünya ile ilgili uyarıları hatırlatarak sohbetimizi tamamlayalım. Dünya kavramı ahiret veya ahiret hayatının karşılığı olarak hayatü dünya, yakın hayat anlamındadır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çok sık ve ahiretten veya ölümden önceki hayatın sıfatı olarak geçmektedir. Dünya kelimesinin iki anlamı var. İki farklı yorumu var. Dünya kelimesi yakın olmak manasına gelen dünür kökünden türediğini söyleyenlere göre en yakın anlamında olduğunu söylemişlerdir. Yine denaat kökünden geldiğini söyleyenlere göre ise aşağı, düşük, alçak, basit anlamlarında anlamına geldiğini söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla kullanılan dünya kelimesi Müslümanların çoğunluğu tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu yanlışlık bazen devam ettirilmektedir değerli kardeşlerim. Nasıl bir yanlışlık? Onu açıklayacağız. Dünya kelimesi hayatı niteleyen bir sıfat olmasına rağmen üzerinde yaşadığımız yeryüzünün ismi olarak algılanmıştır. Yani üzerinde yaşadığımız imtihan salonu olan, imtihan yeri olan arz olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen yeryüzü olarak algılanmış. Böyle algılanınca İslam'ın üzerinde yaşadığımız dünyayı kötülediği, önemsemediği, hafife almadığı, yani hafife aldığı sanılmış, bu dünyadan yüz çevirmenin fazilet ve yükselmenin sebep olacağı iddia edilmiştir. Yani bu dünyadan yüz çevrilmesi gerektiği, bu dünyanın değersiz olduğu, önemsiz olduğu, kötülendiği zannedilmiş. Halbuki bu dünya kötülenir mi? Bu dünya, yani Allah-u Teala kötülediği bir dünyayı niye yaratsın ki?
Peygamberler bu dünyada görüp gelip geçtiler. Cenneti kazananlar, o salihler, o şehitler, o müminler, o salihler bu dünyada cenneti kazandılar. Yani cenneti de cehennemi de kazanmanın yeridir dünya. Dünya bir imtihan yeridir. İmtihanın bizatihi imtihan yeri niye kötü olsun ki? Orada kötülük yapan asıl kötü olandır. Üzerinde kötülük yapılan şey değildir. Zaten düşündüğümüz zaman değerli kardeşlerim, Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 104. ayet-i kerimesinde sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun buyuruyor. İşte kurtuluşa eren onlardır buyuruyor. Şimdi hayra çağıran bir topluluk, iyiliği hakim kılacak, kötülüğü mahkum kılacak bir topluluk nasıl yapacak bunu? Sen dünyayı kötüleyeceksin, dünyayı kafirlere bırakacaksın, hiçbir şeye sahip olmayacaksın. Sen iyiliği nasıl hakim kılacaksın? Sen kötülüğü nasıl ortadan kaldıracaksın? Nasıl hayra çağıracaksın insanları? Neyle yapacaksın? Nerede yapacaksın? İşte bütün bunlar dünyada yapılacak. İşte bu anlamda dünya kötülenmiş değildir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim jeolojik olarak yer küreyi anlatmak üzere ard yer kelimesini kullanmıştır. Ard diye geçer. Kur'an'da kötülenen, eleştirilen yer küre olan dünya değil, hayat anlayışıdır. Hayat anlayışı. Nasıl bir hayat anlayışı? Yerilen bu hayat anlayışı da ahireti unutturan, geri plana bıraktıran, ahireti hesaba katmayan bir hayat anlayışıdır. Allah-u Teala'nın çağrısını aldırış etmeden, Allah-u Teala'ya kulluk olmayan, Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasakları olmayan, hükümleri olmayan bir hayat anlayışı. Allah'a kulluk olmayan bir hayat anlayışı. Kısacası insanı Allah'a kulluktan, onun sevgisinden ve ahiretin kazanılmasından alıkoyan şeyler kötülenmiştir. Evet, neyin kötülenip kötülenmediğini iyi anlamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Kınanan dünya ahiret hesaba katılmadan, ahireti hesaba katmadan yaşanılan dünya hayatıdır. Kişi ne oranda gönül verip bağlanırsa bu dünyaya, bu şekildeki ahiretsiz bir dünya hayatına, kendisiyle Hak Teala arasında perdeler de o oranda artıp kalınlaşır değerli kardeşlerim. Şimdi dünya hayatının özellikleri nedir? Maddeler halinde bu özellikleri de zikrederek tanımaya, anlamaya çalışalım değerli kardeşlerim. 1. Dünya bir imtihan yeridir. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey. Yani bir gölgelik misali, dünya hayatı bir imtihan yeri. Rabbimiz başta okuduğumuz ayet-i kerimede de buyurmuştu ya, Mülk suresinde, o hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı buyuruyor. Onun için bir başka ayet-i kerimede de, Bakara suresi 155. ayet-i kerimede de, andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, canlardan, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, yani fakirlik ile deneriz. Yani mallardan azaltarak, ölümle, ölüm korkusuyla, fakirlikle, ürünlerden kısarak, yoksullukla sizi deneriz buyuruyor. Sabredenleri müjdele buyuruyor ayetin devamında. Kur'an-ı Kerim dünya hayatına ahiret hayatının tarlası olduğu için önem atfeder ve bu itibarla insanın bu dünyadaki davranışlarını ciddiye almasını ister. Bütün davranışlarımız kayıt altına alınıyor değerli kardeşlerim. Ve bu dünyadaki tavrımız, halimiz, imanımız veya imanımıza yaraşır yaptığımız ameller kıyamet gününde hesaba çekilmek üzere bütün hepsi ortaya serilecek değerli kardeşlerim. Hesaba çekileceğiz. O yüzden bu dünya hayatı bizim için önemlidir. Bu anlamda dünya hayatı ve dünya önemlidir, hatta övülmüştür. Şöyle ki, terbiye, tahsil, ticaret, makam ve kemalatı elde etme diyarı olan ve içinden geçmeden elde edilmesi mümkün olmayan ebedi saadetin, cennetin, Allah-u Teala'nın rızasının elde edildiği bir yer. Hazreti Ali bir hutbesinde şöyle diyor, muhakkak ki dünya ona sert davrananın sadakat diyarı, onu anlayanın afiyet diyarı, ondan öğüt almak isteyenin öğüt diyarı. Allah dostlarının mescidi, Allah'ın meleklerinin namazgahı, vahyi ilahinin nüzul yeri, veliyullahın ticaretgahı ki onda rahmeti kazandılar ve cennete eriştiler diyor. Evet, işte biz de inşallah bu dünya hayatını öyle bir yaşayalım ki cenneti
kazanalım inşallah. Bu dünya hayatının bir imtihan yeri olduğu unutulmamalı. Bu bilinçle dünya hayatı değerlendirilmelidir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dünya hayatını anlamayan, imtihan olduğunu bilmeyen, gelip geçici olduğunu bilmeyen kimselerin pişmanlıklarını görürüz. Pek çok ayet-i kerime var. Bir tanesini sizinle paylaşacağım değerli kardeşlerim. Enam suresinde Rabbimiz ateşin başında durdurulduklarında ah ne olurdu geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen, evet ya Rabbi başka ayetlerde de ya Rabbi beni dünyaya geri gönder de salih amel işleyeyim diye pişmanlıklarla doludur değerli kardeşlerim. Onun için böyle pişman olanlardan olmamak için bu dünya hayatını Rabbimize gereği gibi kulluk ederek tamamlayalım değerli kardeşlerim. İkincisi, dünya hayatı, dünya amaçsız ve boş yere yaratılmamıştır değerli kardeşlerim. Rabbimiz Enbiya suresinde biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak, işi eğlencesi olarak yaratmadık buyuruyor. Oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Başka bir ayet, yine ayetin devamında Enbiya suresinin 17. ayetinde eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Bu irademizin eseri olurdu ama biz bunu yapanlardan değiliz buyuruyor. Dünya hayatı boş yere oyun eğlence olsun diye yaratılmadı. İnsanlar zevk sefa sürsün diye yaratılmadı değerli kardeşlerim. Bunu bir bilmek gerekiyor. Kulluk için yaratıldık biz. Üçüncüsü, dünya hayatı kısa ve geçicidir değerli kardeşlerim. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına dair yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı buyuruyor Rabbimiz Rum suresinde. Pek çok dünya hayatının böyle kısa, özellikle kafirlerin, müşriklerin pişmanlığı, dünya hayatının kısa sözleri Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Niye? Çünkü inkarla, küfürle, şirkle, vahyin çağrısını aldırış etmeden, peygamberlere aldırış etmeden hatta onlara karşı gelerek yaşamışlar ve dünya hayatı yarım gün veya bir gün gibi kısa bir süre olarak tanımlamışlardır. Onlara göre böyledir. Evet, gerçekten de dünya hayatı ahiret hayatına göre baktığımız zaman çok kısadır. Dördüncüsü, dünya hayatı oyun ve eğlence ve tutkulu bir oyalanmadır. Ama nasıl bir oyalanma, nasıl bir oyun eğlence? Evet, bu ayetleri doğru anlamak gerekiyor. Özellikle Hadid suresi 20. ayet-i kerimesini mealen okuyacak olursak değerli kardeşlerim, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal mülk ve evlat sahibi olma hırsından ibarettir. Evet, gerçekten de böyle mi? Nasıl bir dünya hayatı? Yani dünya hayatı bir oyun, bir eğlence mi? Bir süs mü? Aramızda bir övünme mi? Daha çok mal mülk ve evlat sahibi olma hırsı mı? Olma yarışından ibaret mi acaba? Bu kimler için? Bu kimler için? Rabbimiz aslında bu ayette şöyle buyuruyor. Bilin ki Allah'ın çağrısına aldırmadan yaşanılan dünya hayatı, Allah'a ibadet etmeden, imtihan bilincinde olunmadan, Allah-u Teala'nın vahyine, onun peygamberine uyulmadan yaşanılan bir dünya hayatı geriye ancak bir oyun olarak kalır size. Bir oyun eğlence olarak, hayattan bir zevk alma olarak, övünme, böbürlenme, mal ve evlat biriktirme, çoğaltma yarışından ibaret olur. Öyle değil mi? Kafirlerin, ahirete iman etmeyenlerin, Allah-u Teala'ya iman etmeyenlerin, Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyenlerin hayatlarına bir baktığımız zaman varsa yoksa dünya hayatıdır. Dünyadan ne kadar zevk alabilirsek, ne kadar yükselebilirsek, ne kadar mal mülk sahibi olabilirsek bütün amacımız budur diyorlar o kafirler. Ama Allah-u Teala dünya hayatıyla hayatın bitmediğini ve ebedi hayatın başladığını bize haber vererek asıl ahiret hayatına hazırlık yapmamızı bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Ayetin devamında tıpkı bir yağmur gibidir ki, yani dünya hayatını bir yağmura benzetiyor. Bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çöp çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünyadaki fani hayat aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir buyuruyor. Evet, yani bahar günü çiçekler, ağaçlar yeşilleniyor, çiçek açıyor, yemyeşil oluyor. Bir bakıyorsunuz Haziran'ın sonunda
Temmuz, Ağustos girdiğinde her şey sapsarı çerçöp oluyor. Evet, dünya hayatı da böyle değerli kardeşlerim. Şimdi belki sağlığımız yerinde, şimdi belki kendimizi genç hissediyoruz. Belki daha uzun ömrümüz var zannediyoruz ama bir bakıyoruz ki ömrün sonuna gelmişiz. Veya bir bakıyoruz ki kıyamette yeniden hesap vermek üzere yeniden diriltilmişiz. İşte o gün gelmeden önce aklımızı başımıza almamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Yine doğrusu dünya hayatı Allah'a adanmadığı, onun yolunda cihattan alıkoyduğu takdirde ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer yürekten iman eder ve sakınırsanız, yani Allah yolunda cihat için malınızdan mülkünüzden harcama yaparak duyarlı davranırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi de istemez buyuruyor Muhammed Suresi 36. ayeti kerimesinde. Dünya hayatı aldatıcıdır, aldatmasın değerli kardeşlerim. Bir diğer özelliği de Rabbimiz, ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Allah-u Teala'nın vaadi neydi? Kıyametle, dirilişle, mükafat ve azapla ilgili vaadi gerçektir buyuruyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın, kandırmasın buyuruyor. Yani Allah hakkında nasıl aldatabilir? Onun af ve merhametine güvenilerek sizi aldatmasın buyuruyor Fatır suresinde. Evet değerli kardeşlerim, dünya sevgisi ve eğer dünyayı, ahireti unutturan bir dünya sevgisiyle sevip bağlanırsak, ahireti unutup dünyaya bağlanmak ve dünya sevgisi insanı ölümden korkar hale getirir, ibadet ve itaatlerden alıkoyar. Dünyayı sevmek bütün kötülüklerin başıdır. Bu anlamda ahireti unutturacak şekilde dünyayı sevmek. Konumuzla ilgili olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılıp onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum buyuruyor. Allah muhafaza, sakın ha dünyaya gönlümüzü kaptırmayacağız değerli kardeşlerim. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bütün cennet nimetleri ve cehennem sıkıntılarının ham maddesi buradan götürüyoruz. Dünyevi istekler bitip tükenmek bilmez. Kişi dünyaya ne oranda bağlanırsa ayrıldığında da hasret ve ıstırabı o oranda fazla olur. Bizim gelip geçici bir yolcu gibi olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşlerim. Dünyaya bağlanan kişinin kalbi üç şeyle karşılaşır. Birincisi bitmeyen gam, ikincisi erişilmez arzu, üçüncüsü de gerçekleşmez bir umuttur değerli kardeşlerim. Dünyanın durumu deniz suyunun durumuna benzer. Ne kadar çok içilse susamışlık o oranda artar ve içeni öldürür değerli kardeşlerim. Müminin şiarı şudur. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru duasıyla değerli kardeşlerim, bu bilinçle Bakara suresinde Rabbimizin bize öğrettiği bu duayla, bu bilinçle dünya hayatına bakmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Son olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada sanki bir yabancı, yani garip veya yolcu gibi ol buyuruyor. Buhari'de geçen, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, evet biz bu dünyaya bir garip gibi, bir yolcu gibi geldik, yolumuza devam ediyoruz, ebedi hayatımıza devam ediyoruz ama ebedi hayatımızdaki durumumuz da bu dünyadaki yolculuğumuza bağlıdır. Bu dünyadaki yolculuğumuz, sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim, kişilerin en güzeli olan, örneklerin en güzeli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek olarak onun yolundan, onun izinden gitmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizleri hem dünyada hem de ahirette iyilik verdiklerinden eylesin. Bu dünyada cenneti kazanan ve kelime-i şehadetle, imanla bu dünyadan göçen müminlerden eylesin. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.